Kıymetli dostlar herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı 4346 daimi alımın mülakatı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. dün itibariyle zaten duyurusu gelmiş oldu. Herkese tekrar hayırlı olsun inşallah. En güzel şekilde atanmış olsunuz diye umut ediyorum. Başta belirtmek istiyorum ki 1 Kasım ile 12 Kasım arasında sizlerin mülakat aşaması boyunca destek vermiş olacağım. Muhakkak sizler de tüm diğer atamalardan, tüm süreçlerden, çalışmalarımızdan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Evet mülakat çalışmamız olacak demiş olduğum gibi şimdi sizlere konuşacağımız önemli hususları tek tek aktarmış olayım arkadaşlar. Öncelikle sonucunu öğrenemeyen dostlarımız hala mevcuttur. Sizler e-Devlet'ten de giriş yapabilirsiniz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı sürekli işçi alımı duyurusu kısmından arama motorundan yazdığınız takdirde sonucunuzu görüntülemiş olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun dışında asil olup da ismi çıkmayan dostlarımız da mevcuttur. Eksik belge veya yanlış bir belge veyahut da şartları taşımadığınız takdirde bir belge sunmuş olduğunuz zaman Maalesef ki değerlendirmeye alınmıyorsunuz. Sizlerin yerine yedek aday çağrılmış olacaktır. Hani yedek aday şu sırada artık bulunmayacaktır. Sadece sözlü mülakat tarihinde isimleri olan kişiler ancak sözlü mülakata dahil olmuş olacaktır. Yani sözlü mülakata gitmezsen yedektekiler gidecek diye bir husus yoktur. Belki teslimini yapıp sözlü mülakat tarihinde ismi çıkan saati belirlenmiş olan kişiler sadece sözlü mülakata katılmış olacaktır arkadaşlar. Tekrar ediyorum Asilde ismi çıkmasına rağmen evranda herhangi bir problem olmadığını ısrarla belirtenler muhakkak gençlik ve spor il müziğine pazartesinden itibaren gitmiş olsun bunu sorgulamış olsun arkadaşlar. Çünkü herhangi bir şekilde güvenlik soruşturmasından kaynaklı böyle olmuş da falan filan da böyle bir şey söz konusu değil. Muhakkak sizler evranınızda sıkıntı görmediyseniz ve asilde isminiz çıktıysa kesinlikle bunu sorgulayın. Hakkınızı yedirmeyin arkadaşlarım. Bunların dışında söyleyeceğim diğer bir hususta mülakat öncesi düşünülmemesi gerekenler. Ben mülakat öncesinde neyi düşünmeyeceğim? Arkadaşlar sizlere net bir şekilde söylüyorum ki muhakkak torpil mevzusunu düşünmeyin. Hani bunları söyleyenlere de itibar etmeyin. Sizler bunu düşünürseniz ve bu düşünceyle sizler sınava çalışırsanız hiçbir şekilde yol kat edemezsiniz arkadaşlar. Mülakat öncesinde bunu düşünmeyin. Mülakatınızı yapın. Ondan sonra böyle şeyleri düşünebilirsiniz. Ama mülakat öncesinde herhangi bir şekilde torpil mevzusunu düşünmeyiniz ve o şekilde düşünce sahibi olup da sizin moralini bozan kişilere lütfen itibar etmeyin. Onların yanından uzaklaşmış olun arkadaşlarım. Tamam mı? Rica ediyorum. Bakın lütfen kesinlikle mülakattan önce torpil mevzusunu düşünmeyin. Biz elimizden geldiğince en iyi şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağız. Gerisi nasip kısmet sevgili dostlarım. Pekala kesinlikle izlemeniz gereken videoları söyleyecek olursak da arkadaşlar sizler kendini tanısma videosunu ve mülakat esnasında 10 önemli kuralı ben videolarım esnasında yer vermiştim. Oynatma listesinin kartında yukarıya bırakmış olacağım ve videonun sonuna bırakmış olacağım. Muhakkak o önemli videoları izlemiş olun arkadaşlar. Sizlere artı puan kazandırmış olacaktır. Zaten birçok takipçim kazanmıştı ve bana göre dönüşlerinde kendini tanıtma videosunun çok işe yaradığını, herkese tavsiye ettiklerini söylemişlerdi. Ben de sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Muhakkak kendini tanıtma videosunu ve mülakat esnasında 10 önemli kuralı muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun sonunda linki bırakmış olacağım arkadaşlar ve oynatma listesinden de ulaşmış olacaksınız. Şimdi Instagram'daki çalışmamız hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum biraz da. Arkadaşlar ben 1 Kasım ile 2 Kasım'da gelecek olan arkadaşlarıma YouTube'da video çekemeyeceğim. O yüzden 1 Kasım ile 2 Kasım zaten 3 Kasım, 4 Kasım ve 12 Kasım'a kadar da sürecek çalışmalarımızı Instagram'da ama özellikle 1, 2 ve 3 Kasım'da gelecek arkadaşlar Instagram hesabımı takip etsinler. Oradan da kısa çalışmalarımız olacak. Karşınıza çıkabilecek soru tarzlarını orada da ele almış olacağız. 3 Kasım'dan sonraki süreçte ise ben YouTube üzerinden videolar çekmiş olacağım. Sınava giren arkadaşlarımızın tecrübelerini veya bunların dışına çıkmış mülakat sorularını ve çıkabilecek soru tarzlarını video oluşturup sizlere aktarmış olacağım. Demiş olduğum gibi 1 Kasım ile 12 Kasım arasında sizlere en iyi şekilde destek vermeye gayet göstermiş olacağız. Muhakkak tüm atamalardan, tüm süreçlerden, tüm çalışmadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Umarım her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede atanmış olsunuz diye umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda bol bol atamaların ve alımların olması umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.